Yeni bir 15 dakika. Bülent Ertuğrul hocamız yeniden stüdyomuzda. Teşekkür ederiz yeniden geldiğiniz için. H5N1 kuş gribi virüsü olarak tanıyoruz bu arkadaşları biz. Ve Amerika'da alarma geçirmiş, her geçen gün artıyor diye. Geçmişte de böyle tabii öyle bir hatıramız da olduğu için böyle büyük çok ölümler değil ama epey bir olaylar olmuştu 2005 yılında, evet. Türkiye'de de olduğu zaman. Yeni bir şey mi geliyor? Yeni bir şey değil, tanıdığımız bir şey. Öyle hani bizim tanıdıklarımızdan, çünkü influenza aslında, influenza A'nın bir alt tipi. Aslında bu belki biraz açıklamak, evet, lazım. Evet, yani, niye bu H5N1, niye böyle şöyle, harfler, rakamlar? Şimdi bu virüs, influenza virüsünün üzerinde bir takım o hani koronavirüsten anımsadığımız spike proteininden, hani çok, evet, meşhur olmuştu ya. O spike proteini gibi bir takım yapılar var. Hemaglutinin ve nöraminidaz dediğimiz. Evet, bunlar bilimsel terimler ama şöyle açıklayayım. O bir tanesi hemaglutinin dediğimiz H olan, yani işte bizim kan hücrelerimizi bir araya topluyor. O nedenle o ismi alıyor. Nöraminidaz dediğimiz N olan ise o da virüsün hücre içerisindeki hareketlerini ve hücreden dışarı çıkmasını sağlayan bir enzim aslında yapı. Ve bunlar sürekli olarak değişebiliyor. İşte H5N1, H1N1. İşte H3N2 gibi, onların değişimleri influenza virüsüne değişik adlarla adlandırmamıza yol açıyor. Ve bunlar bir çıktıklarında da işte genellikle kuşlarda ve domuzlar bunun doğal rezervuar hayvanları. Domuzlarda da var, biliyorsunuz domuz gribi de oluyor. Evet. İşte aslında aynı virüsün değişik yapıları, bunu biraz daha söylersek hani o Covid-19'da koronavirüsün böyle mutasyon geçiriyor, her seferinde mutasyon geçiriyor diyoruz ya. İşte ona benzer bir tabloyu söyleyebiliriz. Peki. Bu dönem. Buyurun. Yani şu kuşlar, ama şimdi Amerika'da inekler. Panik yapılmasının sebebi o kuşlardan ineklere nasıl geçti? Aslında bu virüsler türe özgül virüsler ve bazı memelilerde tutunup orada hastalık oluşturabiliyor. Burada ilginç olan şuydu, ineklerin, süt veren ineklerin memelerindeki alveoler yapıda bu virüsler bir infeksiyon tablosu oluşturdular ve orada birikmeye ve çoğalmaya başladılar. Ve onlar o sütleri tüketen kediler hasta oldular ve öldüler. Evet. Çünkü onlara bulaştı. Evet. Kediler. Ve şimdi insana da geçip geçmeyeceği, ki geçiyor aslında bakarsanız. Çünkü bizler de o virüslerden etkilenebiliyoruz. İşte 2005'teki o kuş gribi salgınındaki gibi aslında benzer, aynı influenza virüsü. Ama orada hocam kuşlarla bağlantılı kişiler hayatını kaybetmişti. Yani bir şekilde kanatlılarla, tavuklarla, evet, vesaire. Şimdi burada yani ineğin sütünü ama hepimiz içebiliriz. Doğru, olur, haklısınız. Süt olur. Doğal yaşamda, evet, virüsler her taraftalar. Artık hani o kabullensek iyi olur, evet, diyorsun. Yani bunu artık bu şekilde kabul edelim. Yani çünkü, evet, çevremiz mikroorganizmalarla dolu. Biz onlarla beraber yaşıyoruz ve onlar bizim vücudumuzu, bazıları hastalık oluşturabiliyor, bazıları ise bize yarar sağlıyor. İnfluenza ne yazık ki hastalık oluşturan, yani gribe yol açan virüslerden bir tanesi ve her sene kendini yenileyerek yeniden başka bir formla bizi infekte edip hasta oluşturabiliyor. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü, aslına bakarsanız, bir yıl içerisinde hangi influenzalar daha fazlaysa o influenzalara yönelik aşıyı bir yıl sonra tekrar bize, işte veya ilaç firmalarına, hı-hı, ürettirip bizim olmamızı öneriyor. İşte bu sene bir kokteyl yapıyor, hazırlıyor. Hı-hı. Diyor ki bu influenzalar hakim ve önümüzdeki yılda büyük olasılıkla bunlar devam edebilir. O nedenle bunlara yönelik aşı hazırlansın deniyor. Ama influenza bazen böyle sürprizler yapabiliyor bize. Gidiyor inekleri infekte ediyor, onların sütlerine bulaşıyor. İyi pastörize ve edilmediyse veya iyi temizlenemediyse ne yazık ki oradan bizlere bulaşabiliyor. En önemli sorunlar işte domuz çiftlikleri, en önemli sorunlar tavuk çiftlikleri aslına bakarsanız. Çünkü oralarda sürekli varlar. Evet, buradan yola çıkarak ve 2005'teki tabloyu da biraz hatırlayarak nasıl önlem alınabilir? Sadece bu çiftliklerde bu durumda ve oralarda temasta olan kişilerin alacağı önlemler mi söz konusu? Şehir insanının burada yapması gereken bir şey var mı?
Yani yumurta yememek, tavuk yememek gibi bir noktaya doğru gidiyor mu mesela? Hayır, değil. Yani aslına bakarsanız bizim tükettiğimiz gıdaların büyük bir kısmı kontamine ve biz onları tüketiyoruz. Eğer iyi pişirirsek, iyi hazırlarsak hiçbir şey olmuyor. Yani o sütleri iyi pastörizasyondan geçirirsek bir problemle karşılaşmayız. O nedenle bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Biraz doğanın kendi dengesiyle gidiyor bu iş. Virüsün kendi dengesiyle gidiyor. Ve virüsler infekte ettikleri insan sayısını veya memeli sayısını artırdıkça mutasyon da geçirebiliyorlar. O anlamda da çok fazla bir şey yok. Bizi zaten bundan sonraki pandemileri neler yapabilir diye düşündüğümüzde influenza ilk sırada yer alanlardan bir tanesi. Yani influenza'ya bağlı bir pandemi oluşabilir veya yine koronavirüslerden bir tanesi pandemi yapabilir. Biz onları bekliyoruz. Belki hastalık ilk ortaya çıktığında o sıfırıncı olguyu yakalayıp izole edebilirsek o zaman yayılmayı engelleyebiliriz. Evet, onu da konuştuğumuzda çok iyi hatırladım. Bu bilgiler çok taze tabii. Kuş gribi bilgileri sende var mı? O günleri yani hatırlıyorum ama çok şey, flu yani. Bir şey, hayvanların galiba bir itlafı söz konusuydu o zaman da Türkiye'de de, evet. Değil mi? Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Ne yazık ki öyle, öyle oldu. Ne yazık ki öyle oldu. Tavuklar itlaf edilmeye başlandı. Halbuki çok da gerekli değildi. Hatta şunu söyleyeyim. Buna yönelik aşılar var. Hayvanları da aşılayabiliyoruz. Tavuklara da aşı yapılabiliyor. Hatta bununla ilgili Manisa'da bir enstitü vardı. Ne yazık ki kapatıldı. Aynı Hıfzı Sağ'ın başına gelen onun da başına geldi. Ne yazık ki. Ve ne kadar öncü olup sonra da bu ithalat pozisyonuna geçmemiz acıklı gerçekten. Gerçekten öyle. Yani biz sadece influenza veya bu tür aşıları değil, hani birçok aşıyı üretebilen bir ülkeydik Türkiye olarak. Hatta 1800'lerin sonundan itibaren üretebilen ve... Tabii Osmanlı'dan itibaren. Evet, evet, aynen öyle. Ama şimdi geldiğimiz noktada ne yazık ki o aşıları ithal etmek zorunda kalıyoruz. Tabii o aşı apayrı bir konu. İnfluenzayı mutlaka söyleyelim. Yani her sene... risk grubunda bulunanların mutlaka ve mutlaka aşı olması gerekiyor gribe karşı. Yani o son kokteyli almak işe yarar. Evet, yarar. Ama insanlar şöyle diyorlar, ya ben aşı oldum ama gene hastalandım. Ama orada şunu bilmek gerekiyor, influenza ile soğuk algınlığını birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani influenza, grip ayrı bir hastalık, sistemik bir enfeksiyon, ateşle, kırgınlıkla, soğuk, böyle yorgunlukla seyreden. Nezle ise daha çok işte üst solunum yolunu ilgilendiren işte burun akıntısı, göz yaşarması, biraz önce de sizlerin de konuştuğu gibi biraz daha alerjiye benzeyen, daha hafif semptomlarla geçen bir hastalık. Bunun ikisinin ayrımını yapmak gerekiyor. İnfluenza öldürücü bir hastalık haline dönüşebiliyor çünkü. Özellikle risk grubundaki bireylerde, ileri yaşta, altta yatan hastalığı bulunanlarda. O nedenle de mutlaka her sene o Dünya Sağlık Örgütü'nün önermiş olduğu aşıyı risk grubuna ve kalabalık ortamlarda çalışanların yapılması ve de sağlık çalışanlarının yapılması öneriliyor. Peki yine hafızayı tazelemek için kuş gribi insana geçtikten sonra insandan insana devam ediyor değil mi? Elbette. Elbette o şekilde. Oradaki bulaş durumu nasıl oluyor? Aynı COVID-19'da gibi, evet, damlacıkları biz çevreye hapşırdığımızda, öksürdüğümüzde çevreye yayıyoruz. Onlar ya direkt solunum yoluyla bize geliyor ya da kontamine olan çevredeki materyallerden biz dokunduğumuz zaman onları alıp işte ağzımıza, burnumuza, yüzümüze götürdüğümüzde onları alıyoruz. O nedenle tekrar başa dönelim. El yıkamak çok önemli. Evet, döndük yani, gerçekten. El yıkamak ve o hijyen kurallarına uymak çok önemli. Su çok önemli. Evet, su çok önemli. Eğer bunu yapabiliyorsanız zaten hastalıkların önemli bir bölümünden uzaklaşmış oluyorsunuz. Kendinizi korumuş oluyorsunuz ve doğal dengeyi de bozmamış oluyorsunuz. Aslına bakarsanız sabuna ve suya dokunarak, öyle ciddi antidezenfektanlar kullanmadan, klor içerikli antidezenfektanlar kullanmaya gerek kalmadan. Evet, şimdi doğal denge dediniz ama aslında orada bir de şu açıdan bakalım. Biz tavukları da doğal şekilde yetiştirmediğimiz için artık orada da işte şişirilmiş, sadece aynı yerde saatlerce durmuş tavuklardan da bir noktada söz ediyoruz. Aslında tavuktan alacağımızı da ne kadar alabiliyoruz? Yine kendi elimizle kendimize
ediyoruz sanki. Ne yazık ki öyle, evet. Artık onların tavuk olmadığı söyleniyor. O ayrı bir anekdot aslına bakarsanız. Evet. Çünkü hani öyle bir şey yok. Daha ilgincini söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde daha sonrasında yasaklanıyor. Tavuklar hasta olmasın diye bir takım antibiyotik içerikli gıdalar veriliyor. Glikopeptit içerikli gıdalar veriliyor ve bugün bizim başımıza bela olan dirençli bir mikroorganizmanın oradan ortaya çıkmasına yol açıyor. Ne yazık ki onu aldığımız zaman, yediğimiz zaman ve Avrupa Birliği daha sonra bunu fark ettiğinde hemen yasaklıyor. Bizde de yakın zamanda yasaklandı artık o tür gıda, tavuklara o tür gıdaların verilmesi. Çünkü o gıdalar tavukların daha hemen büyümelerini sağlıyor. Çok kısa bir sürede büyümelerini ve işte kas dokusunun artmasını sağlıyor gibi söyleyebiliriz. Ben hep şey söylüyorum, yani o kuş gribi döneminde de bu hayvanların veya kuşların itlaf edilmesi veya tavukların itlaf edilmesi çok da gerekmiyordu aslında bakarsanız. O bir korku panikle birçok telaştan yapıldı. Çünkü gerçekten uygun pişirilmiş, yüksek basınç altında veya yüksek sıcaklıkta pişirilmiş gıdalarda bu hastalığı yakalanmıyorsunuz. Evet, yani virüsü öldürebiliyorsunuz çok rahat bir biçimde. O nedenle de aslında o kadar büyük bir paniğe de gerek yoktu. Belki şimdi de aynı şekilde Amerika'daki bu salgın, evet, uyarmak gerekiyor, çekinmek gerekiyor fakat paniğe de yol açmaması gerekiyor. Evet. Bu arada bununla ilgili benim dikkatimi çeken, size tabii normal gelecektir ama memelilerde görülmeye başladığı için ineklerin dışında pek çok yerde de bulamadım şimdi ama örneğin Antarktika'da, deniz aslanlarında, penguenlerde, foklarda görülmüş, kutup ayılarında görülmüş. Bu da enteresan geldi bana. Ya şimdi şöyle, virüsler, biraz önce söylediğim gibi bazı virüsler türe spesifik, özgü. Yani onu infekte edebiliyor veya işte gidiyor onun solunum yollarına yapışabiliyor. Onların bu COVID-19'daki spike proteini gibi. Burada virüs infekte edeceği canlıyı, memeliyi çok da seçme özgürlüğüne sahip değil. Sadece oraya girip mutasyon geçirdiği zaman o solunum yoluna yapışıp ondan sonra enfeksiyon oluşturuyor. Yoksa aslında o hayvanda bir şey yapmıyor. Orada duruyor. Hı hı. Bizim için kötü olan şu, influenza A virüsünün birçok alt türü, o H1, N1, H5, N1 dediğimiz birçok alt türü ne yazık ki insan solunum yolu epiteline yapışıp onu infekte edebilme yeteneğine sahip. O nedenle biz bu konuda sıkıntılıyız. Evet, sıkıntılıyız ama alışacağız. Evet. Öğreniyoruz hocam. Peki. Evet, evet. Peki. Öğrenelim ve şunu unutmayalım. Yani doğadaki o dengeyi bozmadığımız sürece aslına bakarsanız mikroplar bize çok da fazla bir şey yapmıyorlar. Evet.